Günaydın doktorda her zaman olduğu gibi arkadaşlarımız gidiyor. Yoğun doktor arkadaşlarımızın muayenehanelerinde veya hastanelerinde direkt ziyaret ederek sizler için bilgi alıyor. Güzel çekimler yapıyor. İzleyelim mi? Son zamanlarda aile yaşantımızı sarsan, maalesef boşanmaların arttığı bir dönem içindeyiz. Toplumsal değişimlerle beraber evlilik hayatı sıkıntıya girdi. Evlilikleri sürdürmek, çocuklarımızı aile bağları içerisinde büyütmek çok ciddi problem olarak yer alıyor. Bu anlamda günümüzde yaptığımız çalışmalarda evlilik çatışmalarının çok fazla olduğunu söyleyebilirim. Evlilik çatışmaları adı altında gelen danışanlarımızın daha çok bazen kişilik özelliklerinden kaynaklanan problemleri olduğunu görüyoruz. Tabii evlilik çatışmalarına geçmiş yaşantılar, geniş aile problemleri, ekonomik problemler, sadakatsizlik, iletişim problemleri gibi birçok problem koyabiliriz. Fakat benim özellikle üzerinde durmak istediğim konu kişilik özellikleri. Evlilik çatışması derken tabii iki farklı insan aynı çatıda ya da işte nişanlıyken de ya da beraberken de diyebiliriz aslında. Biz evlilik olarak nitelendirdik ama çift demek de belki bazen doğru olabilir. Bir araya gelen iki farklı cinsin birlikte yaşam kurmak ya da beraberlik yaşamak üzerine bir araya gelmesiyle birlikte ortaya çıkan kombinasyon sonucu oluşan problemler. Bunlar dediğim gibi bazen birbirini anlamamadan kaynaklanabildiği gibi, bazen güç çatışmalarından, işte ben daha güçlüyüm, benim sözüm daha geçerli olacak şeklindeki durumlardan, bazen de senin alem, benim alem çatışmalarından, bazen kullanılan dilden ortaya çıkan problemler. Elbette ki mutlu evliliği engelleyen ve evlilikteki uyumu engelleyen faktörler bunlar. Evlilikte uyumun, mutluluğun yakalanması, elbette ki iki tarafın birbiriyle anlaşması, birbirlerini kapsaması, birbirlerini anlayışlı ve doğru iletişim içinde olmalarıyla gerçekleşen bir şey. Ancak biz insanlar geçmişten bu yana, çocukluğumuzdan itibaren bir kişilik örüntüsü geliştiriyoruz. Kimimiz mükemmeliyetçi oluyor, kimimiz takıntılı oluyor, kimimiz başka içe kapanık, dışa kapanık, farklı farklı özelliklere sahip bireyler olabiliyoruz. İşte biz eşlerimizi seçerken ya da karşı cinsten birini seçerken bazen eğer kendimizden memnun isek, eğer kendimizi beğeniyor isek kendimize benzeyeni daha çok seçiyoruz. Bazen de bunun tam tersi olabiliyor. Kendimize ilgili memnuniyetsizliklerimiz, kendimizi beğenmemek üzerine bir düşüncemiz var ise karşı cinsle bir seçim yaparken karşı cinste bizi tamamlayacak, bizi kapsayacak, istediğimiz özelliklere sahipmişiz gibi, istediğimiz özelliklere sahip bireyleri daha çok seçebiliyoruz. Bazen tabii ki benzer olanı seçmek ya da farklı olanı seçmek iyidir ya da doğrudur ya da yanlıştır demek çok mümkün değil. Mesela şöyle örnek verecek olursak iki sinirli birey birbirine benziyor kişilik özelliği olarak ama bir araya geldiğinde oradan sağlıklı bir uyum çıkmıyor, sağlıklı bir evlilik çıkamayabiliyor. Bazen de farklılıkları seçmek daha uyumlu olabiliyor. Bu anlamda işte biz merkezimizde yaptığımız çalışmalarda gelen bireylerin kendisinden mi kaynaklanıyor gerçekten? Yoksa evlilikte başka iletişimle ilgili, geniş aileyle ilgili problemler mi var? Bunları saptamak üzerine bir ilk çalışmalarımızı yapıyoruz. Eğer ki kişinin kendi özelliklerinden kaynaklanan problemi karşıya yansıtıyorsa, farz edelim mükemmelliyetçi bir yapı düşünelim. Bu mükemmelliyetçi kişilik karşıdan yani eşinden de aynı şekilde mükemmel olmasını bekliyor. Kafasında var olan o mükemmeliyetçi tablonun eşi tarafından da gerçekleştirilmesini istiyor. Ama karşının öyle bir özelliği yok. Bu sefer gene çatışma ve uyumsuzluk ortaya çıkabiliyor. Bu anlamda kişilerin kendi kişilik özelliklerini fark ederek kendinden kaynaklanan problemler var ise öncelikle bu problemleri görmeleri, bununla ilgili farkındalık geliştirmeleri ve daha sonra da ailede uyumu yakalamalarını, evliliklerinde daha uyumlu olmalarını bekliyoruz. Yani her zaman evlilik içinde değil, bazen kişiden kaynaklanan problemler olabiliyor. Gelen çiftlerimiz ya da birey ya da ergen gelen kişiler elbette ki direkt ben şunu yaşıyorum, bunun böyledir demiyor çoğu zaman. Diyor ki benim içimde bir huzursuzluk var. Diyor ki ben aile ilişkimde, evlilik ilişkimde, partnerimle sorun yaşıyorum. Ve bu sorunu yaşarken karşıdakinden kaynaklanıyor. Yani eşim böyle yaptığı için ben böyle sorunlar yaşıyorum diyebiliyor. Fakat bazen işte dediğim gibi derinlemesine çalıştığımızda, çiftleri beraber aldığımızda, çiftlerin odaya girişinden tutun, koltuğa oturmasına kadar, birbirlerine hitabına kadar,
birbirlerinin sözüne girmeleri, birbirlerine karışmalarına kadar o noktada aslında neler olabildiğini gözlemleyebiliyoruz. Ve bu noktada bizim psikoterapi dediğimiz farklı tekniklerle yürütülen psikoterapi teknikleriyle kişiye uygun olan yöntemi seçerek ona göre çalışma yapıyoruz. Ve dediğim gibi psikoterapi bir paket değildir zaten. Bazen kişide bir yöntem değil farklı bir yöntem uygunluk gösterir. Bu anlamda kişinin kişilik özelliğine göre, yaşadığı çatışmaya göre belirlediğimiz psikoterapetik yöntemle de çalışmamızı sürdürüyoruz. Ve bu çalışmalarımız kişide farkındalığı yaratmak. Ben ne yaşıyorum? Aa diyor kişi. Ben onu beklediğim için demek ki böyle bir şey yaşıyorum. Bir süre sonra bunun farkına vardığı için de kendini değiştirmeye ve dönüşmeye başlıyor. Terapi böyle direkt olarak haz veren, işte direkt gelen kişiye birden mutluluk veren bir durum değildir. Aslında gerçekten acı çeken insanların acılarına yönelerek, içlerine dönerek, gerçeği görerek, içsel yolculuk sonrasında ulaştıkları bir huzur ve mutluluk sürecidir. Yani bize gelen danışanlar bir tane tablet verip hadi bakalım iyisin, bundan sonra çok iyi hissedeceksin gibi bir durum yok. Bu bir süreç işi. Seanslarla gerçekleşen, her seanstan sonra yeni seansla üzerine farklı farklı eklemeler yaparak, kişi her geçen gün biraz daha kendi farkına vararak yürütülen bir çalışma. Biz psikoterapi tekniklerimizde yaptığımız çalışmalarda şunu biliyoruz ki kişinin değişimi esastır. Karşıdakini değiştirmek değil, aslında bizim kendimizi değiştirmemiz önemlidir. Biz ne kadarımızı düzeltebiliyoruz, ne kadarımızla ilgili değişim sağlayabiliyoruz ya da ne kadarımızın farkındayız. Önemli olan bu. Dolayısıyla yaptığımız çalışmalarda bireysel değişim, diğerini değiştiremeyiz, kendimizi değiştiririz ilkesinden hareketle. Kişinin kendiyle ilgili problemlerini görmesi, bu problemlerinin nereden kaynaklandığını görmesi, bazen geçmiş yaşantılarımızdan kaynaklanıyor olabilir, bazen geçmiş yaşantılarımızın kişiliği etkilerinden kaynaklanabiliyor ya da bazen gerçekten içine girdiğimiz çevreden, stres faktöründen kaynaklı olabiliyor. Dolayısıyla içine girdiğimiz stres faktöründen kaynaklıysa bu içine girdiğimiz stres faktörünü ortadan kaldırmak ve kişiyi yeniden toparlama adına çalışmalar yürütüyoruz. Psikoloji çok geniş bir alan, farklı farklı problemler var. Ama şunu söyleyebiliriz ki bazen kişinin dağ gibi gördüğü problemler biz uygun psikoterapik yöntemlerle çok güzel şekilde çözümlenebiliyor. Kişiler bize başvurduğunda elbette ki uygun yöntemlerle, uygun terapi yöntemleriyle problemlerine çözüm bulmak üzere geliyorlar. Tabii ki psikoterapi daha deniz kadar geniş bir alan. Kişilik problemleri de aynı şekilde. Kişinin yaşadığı problemlere bağlı olarak gideceği süreç de farklıdır. Yani kimde panik bozukluk varsa orada panik bozukluğu geçirmek üzere çalışma yaparız. Ama kişilikle ilgili problem varsa o daha bütüncüldür. Daha böyle kişinin her hücresi işlemiş gibidir. O daha uzun süredir ve %100 gibi sonuçlar olmaz. Kişide her zaman kökten gelen şeyler olur ama ilişkilerini toparlayacak, ilişkilerini sağlamlaştıracak şekilde de düzelmeler, değişimler söz konusu olabilir. Bu tür çalışmalar yapılmadığı zaman kişi kendi problemleri içinde sürekli sıkıntı yaşayan, bazen içe kapanan, sosyal ilişkileri biten, iş hayatına sirayet eden, başka sağlık sorunlarına sirayet eden problemlere dönüşebiliyor bu psikolojik sorunları. Dolayısıyla önerimiz şu, gerçekten sıkıntımız var ise, psikolojik problemler yaşıyor isek, utanmadan, çekinmeden, uygun yerlerden, uygun uzman kişilerden psikoterapi alabiliriz, problemlerimizi çözme adına çalışmalara katılabiliriz. Eskiden bir etiketleme vardı. Psikoloğa gitmek, psikiyatrlara gitmek çok büyük bir sorundu. İşte bilinmesi halinde kişiye yanlış bakılabilirdi. İşte sağlığı iyi değil, ruh sağlığı yerinde değil gibi düşünebilirdi. Ancak günümüzde gerçekten değişimler olumlu yönde oluyor bu şekilde. Kişilerin psikoloğa gitmesi, yardım alması, sorunlarına çözüm üretmesi eskisi kadar böyle problem değil. Daha rahat geliniyor. Hele ki çocuğumuz, evladımız söz konusuysa bu noktada ailelerimizin daha bilinçli olduğunu görüyorum. Çok daha hızlı yardım almak üzere başvurularda bulunabiliyorlar. Toplumumuz da değişti. Yardım almanın ayıp bir şey olmadığını, herkesin hayatının belli dönemlerinde sıkıntılar yaşayabileceğini ve bütün insan olarak bizim türlü türlü psikolojik sorunlarla karşılaşabileceğimizi herkes biliyor aslında. Yaşamsal olarak da bunun içine girebiliyoruz. Bu anlamda biraz daha bu ön yargılar kırıldı, etiketlemeler azaldı diyebiliriz. Hayatımızın her alanında, her yaşta, her durumda
farklı sorunlar yaşayabiliyoruz, farklı kriz dönemlerimiz olabiliyor. Bu kriz dönemlerimizi aşabiliriz, bu kriz dönemlerimizi aşmak için utanmadan, çekinmeden, etiketleneceğiz, duyulacak şeklinde korkular yaşamadan uygun yerlerden, uzmanlardan, özellikle uzmanlardan diyelim yardım alabiliriz. Bu anlamda zaten psikolojide bizler psikologlar olarak etik ilkemiz var, çok önemli. Gizlilik esasına dayalı çalışmalar yürütürüz. Dolayısıyla bu gizlilik esasına dayalı olarak da gelecekleri için korkmadan, çekinmeden yardım alabilirler diyebilirim.